Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, şu anda kıymetli hocamız Büşra Çengel'le yaptığımız röportajımızın ardından misafirlerimizle röportajlarımıza devam edeceğiz. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Halkımıza soruyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, konumuz bugün diyet, beslenme, çocuklarımızdaki beslenme alışkanlıkları, diyetimize, beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediklerimize ne kadar dikkat edebiliyoruz? Aslında etmeye çalışıyoruz ama iki tane çocuğum var. Birisi 15 yaşında, birisi 5 yaşında. Dikkat etmeye çalışıyorum. En fazla dışarıdan tüketmemeye, evde yapmaya çalışıyorum. Çalıştığım için dikkat etmeye çalışıyorum ama inşallah başarıyorumdur. Çünkü zaten kendim diyabet hastası olduğum için her şey yasak. Evet. Kesinlikle yasak yani. Kendinizi nasıl koruyorsunuz diyabet hastalığında? Makarna, pilav kesinlikle yasak. Makarna yemiyorsunuz. Kesinlikle şekerli şeyler. Ayran. Evet. Ondan sonra tabii ki yiyebiliyorsun canın istiyorsa. Az bir şey. Azar azar alıyoruz. Tatlı çok mu istedi? 3 tane yiyeceğime 1 dilim. Yani aslında bu şekilde. Diyabetin diğer bir adı da sağlıklı beslenme diyebiliriz. Aynen. Sık az. Sık sık yemek az az. Yani öğün sabah yiyorsan tekrar yiyebilirsin, tekrar yiyebilirsin ama azar azar. Evet. Çok yani az yani böyle. Öğünlerinizi atlamıyorsunuz, ara öğünleri yiyorsunuz ama azar azar. Evet, sık sık da su, bol bol da su tüketiyorum. Ayran içiyorum. Çoğu, her şeyin bir zararı vardır. Ne derler? Çoğu zarar, evet, azı karardır. Gerçekten öyle. Çok fazla yediğim zaman mutlaka bir yerden bir rahatsızlık olabilir. Şişkinlik oluyor. Tabii ki rahatsızlık oluyor bağırsaklarda falan. Yani çok fazla hamur işi, fast food, dışarıdaki şeylerden sakınmamız gerekiyor. Bol bol sebze. Roka'yı çok seviyorum mesela. Her gün roka tüketiyorum. Kıvırcık. Bunlar da tabii ki fazlası zarar. Azar azar tüketmek gerekiyor. Ben kızıma mesela diyorum ki brokoliye ağaç diyorum. O şekilde ağaç diye bellemiş, o şekilde yiyor. Ağaç yemek istiyorum diyor. Brokoli. Ondan sonra karnabahar. Taze fasulye, barbunyayı hiç sevmezler çocuklar. Bamyayı pardon, bamyayı bile yapıyorum, yediriyorum. Yemeksiz bırakmıyorum onları. Ama çok aşırı makarna pilav yapmıyorum evde. Çünkü kendim de yemekhanede çalıştığım için artık tamamdır. Yemeği enerjide hale getiriyorsunuz çocuklar. Aynen, yeter yani. Makarna pilav da ben de usandım artık görmekten yemekhanede. Tabii ki eğlenceli hale getiriyorum. Fasulyenin çok güzel, yararlı olduğunu, besleyici olduğunu. Benim kızım, artık küçük kızım, yemek faydalıdır diyor. Bu ağaç faydalıdır diyor. Onu söylüyorum, öğretiyorum. Hani Allah'a şükürler olsun, sağlıkları da saatleri de yerinde. Ben aileden kalan bir şeker hastalığı, doğuştan gelen olduğu için bu şekilde devam etmedim. Tabii ki, tabii ki. Dikkat ediyorsunuz. Yediklerinize dikkat ediyorsunuz. Evet, aynen, aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Peki burayı neden tercih ettiniz? Kızımı getirmiştim göz muayenesi için. Kendisinin gözlük takıyor 3,5 yaşından beri. Bir de kendim görüneyim dedim. Hiçbir şeyim yok. Sadece bir kere baktım, iğneyi ipliği geçiremiyorum. Neden olmasın? Bir muayene ettireyim kendime dedim. Yani sonuçta bir zarar olacak bir şey değil. Var mı bir şeyim, yok mu öğreneyim. Ben her ay bir kendimi hastaneye gelip muayene ettirmeyi severim yani. O yüzden ona da bir geleyim görüneyim dedim. Var mı yok mu? Siz bilinçli bir insansınız. Tabii ki. Yani giderim. Erken teşhis hayat kurtarır. Aynen, giderim yani. O yüzden ihmal etmem. İhmal etmek istemediğim şeyleri. Eğer ki bir yerim ağrıyor, baktırırım yani. Nedir sonuç? Geçen midem ağrıyordu. Hiçbir şekilde şey yapmadan ana sağlık ocağına gittim. Midemde bir ağrı var, yanma var. Nedir dedim. İlaç verdi. O geçmezse endoskopiye git. Dahiliyeden randevunu al. Git dedi, baktır dedi. Şu an ilacı kontrol altında kullanıyorum. Geçmezse hastaneye gidip tekrar bir mide kontrolü yaptıracağım. Çocuklarımda da aynı şekilde. Kesinlikle ihmal etmem. Yani çünkü sağlıklı, teşekkür ederim. Hepimize sağlıklı günler diliyoruz, evet, o zaman. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz beslenme. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediğimiz gıdalar bize ne kadar faydalı? Çocuklarımızı nasıl büyütüyoruz? Beslenmelerine nasıl dikkat ediyoruz? Sizden de dinleyelim efendim. Ben 5 seneye kadar çok dikkat etmiyordum. Allah ne verdiyse cam boğazdan gelir deyip yiyordum. Ama 5 senedir çocuğum endokrin hastası oldu. Onun için artık
hani çok çok ileri derecede bilinçli besleniyoruz. Onun için çok çok dikkat ediyoruz. Yani onları gördükten sonra mecburen can boğazdan geliyormuş ama can boğazdan gidiyormuş, yani onu gördüm. Peki diyetinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir gün mesela mutlaka herkese birer yumurta haşlıyorum. Sayılı sayıda, belli sayıda zeytinli, peynirini, domates, roka, kıvırcık ne varsa onları koyuyorum. Hani çocuklarımı da yemesi için hep yönlendiriyorum. İşte çok faydalı, şöyle olacak, böyle olacak anlatıyorum. Yani şey yapıyorum. Arada bir hani süt, ada çayı gibi saat 10'da tüketiyorum. Ondan sonra 12'de normal Allah ne verdiyse yine sebze yeme, kıymayla falan yapıyorum. Etle ne olursa. Yine bir 3'te arayın yapıyorum. Ondan sonra 6.30-7 arası akşam yemeğimi yiyorum. Ondan sonra bir daha 9 gibi 9-9.30 arası bir ara öğün yapıp bitiriyoruz. Yani o şekilde gidiyor. Atlamıyorum. Çok bir yer dışarı çıkmayacaksam, acil bir işim yoksa atlamıyorum. Hep düzenli gidiyorum yani. Çünkü sıkıntılarını yaşıyorum. Peki hekim kontrolünde mi bu bilgilere sahip oldunuz? Evet, hekim kontrolü. Ben dedim ya, çocuğum endokrin hastası. Biz endokrine gidiyoruz. Endokrinden dolayı bu şekilde düzenli götürmeye başladı. 5 senedir böyle gidiyoruz. 5 seneye kadar Allah ne verdiyse gidiyorduk. Pilav, makarna hiç ayırt etmiyorduk ama 5 senedir tamamen karbonhidrat bitti gibi diyebilirim. Hayatımızda hep yeşillik, protein, o tarz şeylere dikkat ediyoruz. Evet. Peki şu anda da bulunduğumuz Avrasya Hastanesi'nde de tedavi için geldiniz. Evet. Muayene için evet. Geldiniz. Peki neden burayı tercih ettiniz? Burayı tercih etmenizdeki amaç neydi? Ya ben hamileliklerimde buraya kadın doğumla başlamıştım. Ondan sonra bir rahatsızlık oldukça buraya geliyoruz. Alışkanlık gibi bir şey oluyor artık. Aile hastanemiz. Çocuklarım da, kendim de, eşim de burayı tercih ediyoruz. Peki nasıl, memnun musunuz hekimlerinden? Evet, memnunuz. Memnunum yani. Gerçekten memnunum hekimlerinden. Kendim, kızım da işte kontrole getirdim. 6 ayda bir göz kontrolü vardı. Onun için geliyoruz. Göz rahatsızlığı. Evet, göz rahatsızlığı vardı ama kulak burun boğazına da getiriyorum çocuğumu. Sürekli geliyor çocuk doktoruna da buraya geliyoruz. O burası aile hastanemiz. Aa, evet, aile hastanemiz diyorum ya. Doğumla başladım. Çocuklarım ikisinin burada şeyleri başladı. İlk hamileliğimden başladım, doğurana kadar, büyüyene kadar burada devam ediyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz beslenme, diyet. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Bir de sizden dinleyelim. Siz kendinizin beslenmenize ne kadar dikkat ediyorsunuz? Çocuklarınızı nasıl büyüttünüz? Öğrenebilir miyiz efendim? Yani çok fazla bir dikkat etmiyoruz ama geleneksel olarak beslenmeye çalışıyoruz. Evet. Yani çok fazla yememeye çalışıyoruz. Aşırı yememeye çalışıyoruz. Peki bir gün nasıl besleniyorsunuz? Yani kahvaltımıza özellikle her gün kahvaltı yapıyoruz. Güne başlamadan önce. Yani günde 3 öğün, öğle yemeği, akşam yemeği. Akşam yemeği tabii biraz bizim geleneksel şeyimizde geç oluyor. Evet. Onu erken yapamıyoruz. En çok şikayet ettiğimiz konu da o. Çoğunlukla ev yemeklerini tercih ediyorsunuz. Tabii ev yemeklerini, evet. Yani arada bir tabii kebap türleri oluyor. Ya biz eti seven bir toplumuz. Eti çok severiz, çay tüketimi çok fazladır. Yok, onu yani çay çok fazla, kahvaltı da içiyoruz. Evet. De gün içinde 3-5 tane, fazla değil. Şeker kullanıyor musunuz? Şeker, evet, maalesef. Şeker yani kullanılır. Eskiye göre azalttık ama yine de kullanıyoruz, evet. Bundan sonra daha da azaltırsınız diye düşünüyorum. Yani evet, gün geçtikçe azaltmaya çalışıyoruz. Peki şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Neden burayı tercih ettiniz? Öğrenebilir miyiz? Kızım da sağlık sektöründe. Onun tanıdığı hocamız. Tavsiye üzerine mi geldik? Evet, tavsiye üzerine geldik. Nasıl, memnun kaldınız mı? Tabii tabii, neden? Çok çok memnunuz, evet, hocamızdan. Hocamızdan. Uygulamadan. Hizmetten memnunuz. Bütün yani personelden çok memnunuz, evet. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Evet efendim, geçmiş olsun. Allah acı şifalar versin. Bugün konumuz beslenme. Beslenmemize dikkat edebiliyor muyuz? Ediyoruz işte, belli.
Ya belde fıtık 3 kere ameliyat oldum olunca hareketlerim kısıtlı. Kısıtlı olunca da böyle bir hareket olmayınca yediğim maşallah biraz da kollamıyorum gidiyor. Dikkat etmiyor musun? Ya ne kadar edebiliyorum ki evin içinde. Hep evin içinde kedi gibi gezersen ne olacak? Hareketsiz bir yaşam. Yaşam tabii. Evde. Devamlı tabii. Onun için veremiyorum. Mamalar filan aldık ama hiçbir şey fayda etmedi bana. Bir sene geldiniz. Ona geldim bir arada. Sonra bıraktınız herhalde. 9 kilo verdim. 9 kilo da sonra veremedim. Bir daha. Ama o zaman 2 ameliyatlıydım. Platin konduktan sonra hiçbir daha veremedim. Platin var. Ekmeği mi çok yiyorsunuz? Onu da fazla yiyeyim. Yani bir dilim yerim ama hareketim hiç yok. Mesela bir bulaşık yıkarım, giderim 10 dakika, yarım saat yatarım. Giderim bir yemek korum, giderim yarım saat yatarım. Öyle kilolanmaz mı? Devamlı dinlenme halindesin. Hani ev içinde geziyorsun, başka bir hareket yok. Yürüyüş falan mı? Hayır, hiçbir şey. Evet. Arka arkaya ameliyatlar işte, ne bileyim şimdi beyimde böyle karmakarışık bir şeyler oldu. Şu an beyniniz rahatsız. Evet, kendim de rahatsızım ki. Biraz. Tabii canım. Eşiniz de rahat. Yani. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anda Avrasya Hastanesi'nde. Evet. Günleri Avrasya Hastanesi'nde yapıyoruz. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Güler yüzleri, iyi bize iyi muamelelerinden yüzünden tercih ettik. Hele Fatma Hocam, Allah bin kere razı olsun. Kızlarım çok tatlı. Evimde gibi hissediyorum burada kendimi. Gerçekten. Çok mutluyum. Burada olduğum için bak... Verdiler serumlarını, bak başka yere de yatırabilirsin dedi. Ben burayı tercih ettim, kalsın. Gözüm arkada kalmıyor. Rahatım. Rahatsınız. Evet. Kendinizi burada güvende mi hissediyorsunuz? Evet, güvende hissediyorum tabii. Tabii emin ellerdeyim çünkü. O yüzden de alın. Evet. Gerçekten buraya geldiğimi rahatlıyorum. Mesela telefon ediyorum Fatma Hocam'dan. Eğer... O anda açamazsa sonra o beni açıp arıyor. O beni çok motive ediyor. O kadar rahatlatıyor ki. Hasta hekim ilişkisi çok önemli. Evet. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Ve konumuz diyet, beslenme, yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Özellikle şekeri bıraktım. Tuzu minimuma indirdim. Ekmeği bıraktım. Ekmek yememeye gayret ediyorum. Alternatif ekmekler kullanıyorum. Mesela çavdar ekmeği gibi. Sonrası en önemlisi gece 8'den sonra bir şey yememek. Özellikle meyve türü şeyler de yememek lazım. Bol su tüketmek. Özellikle sabah aç karınla bayağı bir su içmek bayağı iyi geliyor. Yani 15, 16, 17 kilo verdim. Çok güzel. 6-7 ayda. 6-7 ayda evet. 15-16 kilo verdim. Evet, çünkü kilo verince insanın özgüveni de oluşuyor. Kendine ayrı bir benimsemeye başlıyor. Ama gerçekten birincisi şeker. Evet. İkincisi de ekmek. Zaten 3 şeyden uzak duracağız. Yani hamurlu şeylerden. Şekerden ve evet, beyaz tuzdan. Şeker, tuzdan. Ondan sonra dediğim gibi yani ekmek çok önemli. Bir de gece yememek yani. Gece yemediğin sürece gerçekten mide de rahatlıyor. Evet. Yani miden çok rahat oluyor. Sonra da şey oluyor yani kilo vermeni sağlıyor. Bol bol su tüketmek lazım. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Sizin de hastanız var anladığım kadarıyla. Geçmiş evet, olsun tamam. Diyoruz. Neden hastanızı bu hastaneye getirdiniz? Vallahi... Kanser şöyle söyleyeyim, doktor tavsiyesiyle getirdik. Evet. Yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden yani son evreni olan kanserlerin burada daha iyi bakılacağını, ışık tedavisi göreceğini söylediler. Tavsiye üzerine geldi. Tavsiye üzerine geldi. Şu anda memnunuz. Evet, memnunuz. Yani hizmetinden de memnunuz. Nasıl? Neyinden memnun kaldınız? Yani hastayla ilgileniyorlar. Hastayla ilgilendikten sonra temiz yer, sağlıklı yer. Yani hijyenik bir yer. Hastayla da ilgilendikten sonra zaten insanın önemli olanı yok. Çünkü biz hastamız için buradayız. Evet. Hastamız önemli. Yerin temiz olması, hijyenik olması, hastayla ilgilenmesi, hemşirelerin devamlı gelip gitmesi,
Doktorların doğru şekilde bilgilendirmesi bizi mutlu ediyor tabii. Evet sevgili SRT televizyonu izleyenlerimiz, beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Vatandaşlarımıza soruyoruz efendim. Bebişimiz var maşallah. Ne güzel gözlerin var öyle senin. Efendim bugün konumuz beslenme. Diyetimize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Çocuklarımızı beslenmelerine ne kadar dikkat ediyoruz? Sizden öğrenebilir miyim? Elimizde geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz tabii ki. Yemek ürünlerinden sabah kahvaltısında yumurtayla, yoğurtla besleniyor kızım. Öğlen kemik suyundan gereken çorbalar yapılıyor. Akşam yemeğimiz çok nadir ya makarna olur, ya köfte olur, ya da sulu yemeğimiz falan olur. Eğer güzel bir beslenme için elimizden geleni yapıyoruz. Yani anne yemeği yediriyorsun. Anne yemeği yediriyorum kesinlikle. Dışarıdaki ürünleri tavsiye etmiyorum. Kendimiz de kullanmıyoruz. Benim kız çok ayrancı olduğu için ev yoğurdundan ayran yapamıyoruz. Daha doğrusu içmiyor. Biraz dışarıdan ayran alıp içiriyoruz. Başka da dışarıda bütün ürünlere şeyiz yani, karşıyız. Alınmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de tabii gıdalarınıza dikkat ediyorsunuz. Tabii gıdamıza dikkat ediyoruz. Zaten hastalıkların ortada, belli. Çok çoğaldı. Kayınvalidemin hastalığı, obezite, kanser. Tabii. Kayınvalidem zaten 3 yıldır rahatsız. O 3 yıldır biz neyin ne olduğunu anladık. 3 yıldır besinlerimize çok dikkat ediyoruz. Evet, yediklerimize dikkat ediyoruz. Evimize aldığımız eşyalara dikkat ediyoruz. Her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Evet, kayınvalidenizin rahatsız olduğunu belirttiniz ve şu anda da burada yatıyor. Evet, burada yatıyor. Burada yatıyor. Kanser hastası kendisi. 3 yıldır ama şu anda durum kritik. Bekliyoruz. Peki neden burayı tercih ettik? Çünkü buranın hocası çok tavsiye edildi bize. Kayınım buranın hocasıyla görüştü. Kendisinin bilgili olduğunu ve kayınımla görüştükten sonra burayı tavsiye ettiği için geldik biz buraya. Evet. Peki geldiğinizde memnun kaldınız? Kesinlikle çok memnun kaldık. 15 gün oluyor kayınvalidemin burada olması. Memnun kaldık. Bir sıkıntı yok. Personellerin davranışı, hasta hekimi ilişkisi? Yok, şu ana kadar bir şikayette bulunmadık biz. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Şu anda iyi gidiyor. Herhangi bir sorun yok. Bir bayan olarak hijyeni nasıl gördünüz? Hijyeni temizliği benim geldiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla hijyende hiçbir sorun yok. Güzel, memnunuz yani. Size tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet, 15 gündür buradayız. 15 gündür gördüğümüz her konuda memnunuz. O yüzden tavsiye de ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, bu hafta konumuz beslenme. Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Fazla dikkat etmiyoruz ki, her şeyi yiyoruz işte, her şey hormonlu. Yediğimiz hepsi, bir bakıyorum dolapta her şey büyümüş yani. Biber alıyorum, bir bakıyorum dolapta büyümüş, salatalık aynı. Hay nasıl besleneceğiz ki? Doğru düz beslemiyoruz. Peki geçmişte nasıl besleniyorsunuz? Geçmişte ben çocuklarımı hep emzirdim. 2 yaşına kadar emzirdim. Anne sütü daha verdim. Evet. Maşallah şimdi de iyidiler, büyüdüler. Hani güzel besledim onları. Hiç kendimi sonra yemeklere başladım, yedirdim hani. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. İlk defa geliyorum ben. Evet. Orada gördünüz peki? İyi, güzel ama ben eltim hasta ya. Bugün geldim öyle. Evet. Baktım güzel. Bir program yok hani, güzel. Hani sürekli bakılıyor mu eltiniz? Güzel bakılıyor yani. Bugün geldim. İyice bilmiyorum hani. İyice ben söylesem yok yani. Bugün geldim. Güzel bakıyorlar. Hemşireler de iyidir. Geliyorlar, başvuruyorlar. Serumu falan çağırdığı zaman hemen geliyorlar. O yüzden tavsiye edersin. Evet. Tavsiye ederim hani. Ne olsa buraya gelirse güzel hani. Güzel bir hastane. Şimdiye kadar gelmemiştim. Bundan sonra geliriz gideriz hani. Evet efendim, bu hafta programımızda beslenme var. Peki Gizem'in beslenmesine nasıl dikkat ediyorsunuz? Ve Gizem de çok güzel maşallah. Gizem'in sürekli tabii dikkat ediyoruz beslenmesine. Kilo almaması lazım. Evet. Ekmek yemiyor Gizem, sadece ekmek yemiyor. Ama çok az, çok az yer. Fazla zaten yemek yemez kendi isteğiyle. Öyle düzenli bir diyetimiz yok. Ama sağlıklı besleniyor. Tabii. Öyle her şey yemez ama güzel yer yani. Güzel yeşillik. Yeşillikle fazla aramız yok. Meyve?
Meyve yer. Demin bu güzelliği anneye bağlı. Aa, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama şunu söylemek isterim. Ben iyi ki kızımı dünyaya getirdim. Çok mutluyum. Çok akıllı, çok zeki bir kızım var. Ya benim yoldaşım. Eşimden sonra yoldaşım yani, eşim, kızım, başka da diyeceğim hiçbir şey yok yani. Dünyanın. Bir tane zaten evladım var. Bilmiyorum, iyi kim gelmiş dünyaya ya. Evet, şu anda hastaneye geldik. Hastaneye geldik ve buranın hocalarımız, personeli, bütün çalışanlar için özellikle tabii bizim hocalarımız, Ayşegül hocamız var, Türkan hocam benim geldim, Koray hocamız var, Kemal hocamız var. Daha sayamadığım hocalarımız. Hocamız neydi? Bütün hocalarımız, hepsinden çok memnunuz. Aile olduk burada. Müdürlerimiz çok iyi. Orçun beyimiz var, Hasan beyimiz, iki tane Hasan beyimiz var. Çalışanlarımız, personeller hepsi çok iyiler. Hepsinden memnunuz. Hepsinden çok memnunuz. Bir aile gibi olduk burada ve çok da güzel karşılıyorlar. Yani çok da güzel karşılıyorlar. Bütün doktorlarımız burada. Ve tabii böyle güzel bir hanımefendi güzel karşılamamak mümkün mü? Bakar mısınız Gizem'in tatlılığına? Öyle mi Gizem? Evet, öyle. Üniversiteye gidiyorum, açık öğretim. Tebrik ediyorum seni. Sağ olun, teşekkürler. Gizem, annen çok fazla yemek yemiyor dedi. Çok fazla ekmek yemiyor dedi. Evet. Sağlıklı besleniyor Gizem dedi. Evet. Aynen, aslında ekmek yemiyorum. Hani aramıyorum ekmeği. Olsa da olur, olmasa da olur. Pek bir şey değişmiyor. Ekmek yemeden de doyabiliyorum aslında. Kendine dikkat ediyorsun. Yani aynen. Ekmek yemediğim için dikkat etmiş oluyor. Yani aynen. Az yediğimiz zaman kendimizi daha iyi hissederiz ya. Aynen öyle. Tabii daha rahat oluyor. Sindirimi daha rahat oluyor en azından. Oturduğum için daha rahat ediyorum. Yani diye o diye beslenmemi iyi, idare ediyorum şimdilik. Kendine de iyi bakıyorsun, mutlusun da. Tabii, tabii mutluyum. Niye olmayayım? Tabii ki mutlu olacağız. Aynen. Ne kadar hayata pozitif bakarsak hayat o kadar güzel gelir bize. Tabii, aynen çok öyle. Çok güzel. Aynen. Bak annen ne diyor Gizem, hayatıyla çok çok barışık. Tabii, mutlu olunca stres de olmuyor en azından. Stres olmayınca hasta da olmuyoruz. Evet, hasta da. Aynen. Peki Gizem, şu anda biz Avrasya Hastanesi'nin şu anda kapısının önündeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Öncelikle doktorları çok iyi. Doktorlar iyi, personel, ablaların, abilerin ilgilenmeleri çok iyi. Hani dediğimiz gibi, annem de dediği gibi biz bir aile olduk aslında. Bu hastaneyi zaten tercih etmemizin sebebi ailemizi tercih ediyoruz aslında. Hastanenin tercih etmemizin sebebi bu. O yüzden. Peki, biz de sana geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Ne mutlu ol Gizem. Bu güzelliğin, gözlerin hiç solmasın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bizim çok tatlı bir İstefan hocamız var. Çok tatlı. Öyle kadın doğum doktor hocamız var, İstefan hocamız. Hem güler yüzüyle, hem esprisiyle, hem dört dörtlük bir hocamız. Onu da tabii atlamamak lazım. Bilmiyorum. Çok, hepsinden çok memnunuz. Ama İstefan hocaya da ayrı bir teşekkür ederiz. Evet. Biz programımızı bu güzel aileyle noktalayalım sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz. Gizem, elini bana ver, enerji alalım senden. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu hafta da sonuna geldik. Programımızda bu hafta beslenme konusunu işledik. Ben öncelikle Büşra Çengel hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel ailemize, Gizem'le de programımızı noktalayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Sağlıklı günler diliyoruz efendim.